Sonlogger yazılımı güncelleme işlemleri. Daha önce sisteminizde kurulu bir sonlogger sürümü bulunmuyorsa sonlogger kurulum dokümanını inceleyerek son sürümünün kurulumunu yapabilirsiniz. Güncelleme işlemi log kayıt işlemlerine kesintiye neden olacağından bu işlemi aktif çalışma saatleri dışında yapmanız tavsiye edilir. Ayrıca güncelleme işlemleri öncesi veri tabanı yede yedeğini almanız önerilmektedir. Güncelleme işlemlerine başlamadan önce son logur kurulu sunucuda antivirüs yazılımı mevcutsa devre bırakmanız faydalı olacaktır. Yedek alma işlemleri tamamlandıktan sonra son loguru güncelleme adımlarına geçebilirsiniz. Güncelleme işlemine başlamadan önce öncelikle son logur uygulamamızdan çıkıyoruz. Son logur uygulamamızı sağ tıklıyoruz. Exit diyerek uygulamamızdan çıkıyoruz. Daha sonra ise hizmetler kısmına geliyoruz. Buradaki servislerimizi durdurmamız gerekiyor. Burada da 4 tane servis var durduracağımız. Son servis, listener, olap ve db olarak geliyoruz. Son db servisimizi durduruyoruz. Listener servisimizi durduruyoruz. Olap servisimizi durduruyoruz ve en son olarak servis servisini durduruyoruz. Daha sonra güncel setup dosyasını çalıştır, çalıştırıp kurulum işlemlerimize başlatacağız. Burada Son logurun kurulacağı konum ve son logur veri tabanının kurulacağı konum hakkında herhangi bir ek ayar yapmamıza gerek yoktur. İleri butonuna tıklayarak son logger'ın kurulu olduğu klasörün ve veri tabanı klasörünün otomatik bulunmasını sağlayabiliriz. Fakat eğer siz bu klasörleri varsayılan haricinde bir yere göstermişseniz onları da kurulum sırasında göstererek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Bizim şu anki versiyonumuz 6.1 6, iken mevcut versiyonumuz 6.6.1 iken şu anda biz versiyonumuzu 6.6.4 versiyonuna çıkaracağız. Uygulamamızı kapattık. Servislerimizi durdurduk. Veri tabanı yediğimizde daha önce her ihtimale karşı almıştık. Şimdi son logger yazılımımızın son versiyonuna güncelleme işlemini yapıyoruz. Hangi dilde devam edeceğimizi belirliyoruz. Tamam diyoruz. Kurulum işleminde sonraki diyoruz. Lisans anlaşmamızı kabul ediyoruz. Burada eğer bir daha önce kurulumda değişiklik yapmadıysanız aynı şekilde e, son logger kurulum klasörü ve veri tabanı klasörünü aynı bırakıyoruz. Sonraki diyoruz. Sonraki diyoruz. Ve kur diyerek güncelleme işlemimizi yapıyoruz. Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra servislerimiz tekrar otomatik olarak başlayacak ve yeni versiyon üzerinden işlemlerimizi yapabileceğiz. Buradaki güncelleme işlemini cihazlarınızın aktif olarak çalışmadığı bir dönemde yapmanızda yarar var. Servislerimiz yapılandırılıyor. Son logo servisimiz başlatılıyor. Kurulum işlemimiz tamamlandı. Uygulamayı çalıştır ve localhost 5000 üzerinden görüntüle seçeneğini seçerek Bitti butonuna basıyoruz. Evet, uygulamamızın arayüzü geldi. Kullanıcı adı şifremizi giriyoruz. Böylelikle son logo yazılımımızı güncellemiş olduk. Buradan servislerimizi görebiliriz. Lisans bilgilerimizi yine buradan görebiliriz. Sağ üst tarafta ünlem işaretine tıklayarak da versiyon kontrolümüzü yapabiliriz. Gördüğünüz gibi 6.6.4.4 versiyonuna geçtik. Güncelleme işlemleri bu şekilde yapılmaktadır.